Merhaba sevgili seyirciler. Bugün özel bir bölümle Portre Özel ile karşınızdayız. Özelliği şu. Biliyorsunuz Portre'de misafir ettiklerimizi yakından tanımaya çalışıyoruz sizlerle birlikte. Bugün yakından tanıyacağımız isim aslında bize veda edeli yaklaşık bir yıl oldu. Bugünlerde onu konuşuyoruz, onu okuyoruz, onunla anıları yad ediyoruz. Anıları yad etmek üzere bugünkü konuğumuz Doktor Leyla Şahin Usta. Doğrusunu isterseniz bu alışkın olduğumuz düzenin dışında bir şey. Burada olmayan birini konuşacağız ama burada olmadığını ne kadar ispatlayacağız bilmiyorum. Çünkü öyle insanlar var ki hayatlara öyle temas etmişler ki onlar fiziken bu alemden gitmiş olsalar bile eserleriyle, varlıklarıyla kendilerini hissettiriyorlar. Galiba Şule Yüksel Şenler de onlardan bir tanesi. Evet. Türkiye'nin son 50-60 yılına damga vurmuş bir isim. Ve ayrı ayrı hikayelerden büyük bir yapboz oluşuyor aslında. Küçük parçalardan büyük bir resim ortaya çıkıyor. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Doğru bir tanımlama. Kendisi vefat edeli bir yıl oldu tam. Ve tabii ki rahmetle ve minnetle anıyoruz. Allah mekanını cennet eylesin, âli eylesin. Dua ediyoruz. Türkiye'ye bıraktığı o mücadelesi, o hayat hikayesi, yaşantısı, azmi, başarıları aslında çok uzun konuşulması gereken mevzulardan bir tanesi. Soru gelmediği vakit öyle her zaman veya kendi iç dairesinde kalınca böyle anılarla birbirini ağırlamak şeklinde geçiyor ve kıymetleri yeterince göremediğimizi hissediyorum zaman zaman. O anılar tabii ki çok güzel, güzelleştiriyor ve bugün onlardan da bahsedeceğiz ama İnşallah. Şule Yüksel Şenler'in önemi Türkiye açısından çok büyük olduğunu düşündüğüm isimlerden biri. Yani siyasi tarihi, sosyolojik tarihi, kadına ait tarih ama bütün olarak belki aileye ait tarih olarak bile söyleyebiliriz. Bu kadar önemli bir şey. Sizin için bu resmi dışarıdan bakmaya çalıştığınızda onu görebiliyor musunuz? Yakınlık çünkü bazen mani olabilir ama. Evet. O resme bakabiliyor musunuz? Baktığınızda ne görüyorsunuz? Şöyle bir şey, hepimizin hayatında dönüm noktaları vardır. Yani hani normal, herkes gibi yaşadığımız bir hayatımız varken bir dönüm noktası gelir ve çok ciddi önemli kararlar alırsınız ve hayatınızda değişiklikler yaşarsınız. Şule abla da öyle bir dönüm noktası yaşamış. Yani tamamen farklı, modern, giyimi, kuşamı, farklı bir ailenin içerisinde yetişen bir çocuk, bir genç kız iken bir değişim yaşamış. Ve bu değişimle birlikte sadece kendisi değil, ailesi de bu değişime uğramış. Ve değişim sonrasında da aslında bütün Türkiye'yi değiştirme çabasına girişmiş. Özür dileyerek araya girebilir miyim? Ben böyle belki sizin konuşmanızın insicamını bozmak bahsinde arada merak ettiklerimi sorabilmek için girmek istiyorum. Bir değişim yaşamış diye söylediğiniz belli, fiziki, görünür, somut bir olay mı? Yoksa bu bir manevi hareket mi ya da ikisi birbirini mi tetikliyor? Aslında önce manevi bir hareketle başlamış. Abisinin hep tavsiyeleri üzerine işte onlara hep namazlarınızı kılın, işte lütfen hani başörtünüzü takın şeklinde hep tavsiyeleri varmış abisinin. Bazen daha üst düzey tonlarda bile tavsiyeleri oluyormuş. Ben de hayat hikayesinden okudum, öğrendim bunları. Kendi anlattıklarından duyduk. Ve onu bir dönem tabii ki içselleştirememiş. Bu manevi noktaya gelene kadar bir müddet böyle yaşamış. Ama sonrasında o manevi dönüşle birlikte tabii ki fiziki olarak da değişmiş kendisi de. Yani başörtüsünü takmaya karar vermiş, tesettüre girmeye karar vermiş ve hayatını, yaşam tarzını tamamen bir Müslüman, eğitimli, kimlikli bir kadın olarak nasıl var olurum mücadelesine dönüştürmüş. Şimdi biz bugün konuşmaya devam ederken bir sembol isim diye ondan bahsediyoruz. Fakat aslında sözünü ettiğimiz şey bir insan. Evet. Üstelik şunu fark ettim, son günlerde gündemimiz o oldu. Onunla hayatı kesişmiş pek çok kişiyle konuşunca Şule Yüksel Şenler'in hayatının farklı dönemlerinde, dolayısıyla yaşının da farklı dönemlerinde onunla karşılaşmış insanlarla konuşurken kiminin Şule ablası, kiminin teyzesi, kiminin annesi olmuş. O biraz hem yakınlık derecesi hem de belki hayata dahil olunan yaşla ilgili bir şey. Ama o kendisi çok genç bir aşamada aslında bir mücadelenin içine giriyor. Bir genç kızdan bahsediyoruz. Kesinlikle 20 yaşında bir genç kız. Bizim için Şule Yüksel ama o bir genç kız. Evet. Genç kız ve yalnız başına. Yani arkasında dayandığı herhangi bir güç yok. Herhangi bir makamı, mevkisi de yok. Kendi verdiği kararlar doğrultusunda ve kararlılıkla ilerlemek için
Bakmıyor da yanımda, sağımda, solumda kim var veya bana kim destek olur diyor. Diyor ki ya ben doğru bildiğimi, inandığımı yapacağım diyor. Ve bununla mücadele ederken önüme çıkan engelleri de kendim aşabilirim diyor. Ve genç bir kız olarak bunu yapıyor. Aslında belki hani kendimle de baktığım zaman işte üniversite yıllarında daha 20'li yaşlarımızda siz de yaşadınız muhtemelen. Türkiye'de şu anda bu konumda başörtülü olup da eğitimli bir noktaya gelmiş kadınlarımızın hepimizin yaşadığı bir sorun geçirdi Türkiye. O dönemde ben de işte 20'li yaşlarımda gencecik bir kızdım. Dedim ki yani ben üzerime düşeni yapacağım. Bu ülke için veya kendim için neyse doğru olan ben onu yapmakla yükümlüyüm. Kimin olduğu olmadığı önemli değil. Belki Şule ablada en çok gördüğüm ve kendimle de özdeştirdiğim nokta o. 20'li yaşlarında bir mücadeleye giriyor ve verdiği kararların Müslüman bir kadın olarak yaşaması gerektiği noktasındaki kararlarını uygulamak için de büyük bir çabanın içerisine giriyor. Ama bunu sadece kendisi için yapmıyor. Şule ablayı belki de Şule abla yapan en önemli özellik o. Bunu herkese anlatmaya çalışıyor ve konferanslar yapıyor. Türkiye'nin pek çok iline gidiyor. Gitmediği il sayısı belki de bir elin parmakları kadardır. Ve gittiği her yerde çok büyük salonlarda binlerce, on binlerce insanın şehrin sokaklarını doldurarak onu dinlemeye geldiğini görüyor. İzninizle şunu soracağım şimdi. Öncesinde yazı hayatı başlıyor herhalde. Tabii, evet. Yani o irtibat yazı üzerinden mi kurulmuş oluyor o günün tabii şartlarında? Çünkü şöyle, bizi seyreden genç arkadaşlarımız da var aynı hı-hı zamanda. Yani 2020'lerin dünyası evet ve Türkiye'siyle 1960'lar birbirinden iletişim imkanlarıyla da, siyaseten değil sadece, tabii iletişim ki imkanlarıyla da çok başka bir yerden yani bahsediyoruz. Cep telefonu yok, düşünün. Dijital medya dediğimiz bir şey yok. Evet. İnsanlar sadece birbirlerine belki sabit telefonlarıyla ulaşıyorlar ve yazılı matbu eserlerle birbirini insanlar tanıyorlar, biliyorlar. Birbirlerinin fikirlerini görüyorlar, duyuyorlar ve iletişim haline geçiyorlar. Şule abla da 14 yaşında hikayeler yazmaya başlayarak girmiş bu hayata. 21'li yaşlarında gazete köşe yazarlığına başlamış ve bunu hep devam ettirmiş. Hayatı boyunca yazarlığı bırakmamış. Ara ara dönemlerde, hayatının zorlu dönemlerinde bırakmış. Ama onun ilk aslında insanlık adına ve İslamiyet için yaptığı mücadelesi yazılarıyla başlamış. Köşe yazarlığıyla, köşe yazarlığı sonrasıyla kitap yazmalarıyla, konferanslarıyla, ama tabii ki kitleleri bugünkü gibi düşünmeyince birebir gidip yüz yüze bir konferans yapmak çok etkili bir şey. Şimdi konferans yapıyoruz desek salonları doldurmakta zorluk çekiyoruz. Bu çok etkileyici. Bugünün şartlarında düşündüğümüzde onun mukayesesini o yüzden hiç gözden kaçırmak istemiyorum. Hı hı. Evet, dijitalleşmenin imkanlarından yararlanıyoruz ama dediğiniz gibi fiziki anlamda bir salonu doldurabilmek bugün çok kolay bir mesele değil. Değil, evet. Ama genç değil bir kadın, gencecik bir kadın, hı hı, ve Anadolu'da ya da büyük şehirlerde. Ve pek çok erkeğin yapmaya çekindiği bir dönemde, 60'lı yıllardan bahsediyoruz. Bugünkü gibi özgür bir Türkiye'den bahsetmiyoruz. Başörtülü kadının sokakta görülmediği bir İstanbul'dan bahsediyoruz. O dönemde başörtüsünü giyip sokağa çıktığı anda herkesin ona böyle çok değişik baktığını hissettiğini yazmış mesela. Bunları anlatıyor. Şu anda hepimiz çok rahat. Bu çok normal bir şey haline geldi. Bunun normalleşmesindeki ilk adımı atan insandır Şule Yüksel Şenler. İşte ilk adımı atan, ilk çığırı açan, ilk mücadeleyi başlatan isim olarak anmamız lazım. Çünkü yaptığı şey sadece kendisi için yapmak değil. Kendisi için yapmış olsaydı bunu sadece, belki pek çok hanımefendinin yaptığı gibi, evet bir dönüşüm yaşadım, başımı örttüm, tesettüre girdim ve evimde kendi halimde yaşamama devam ettim. Daha sessiz, daha münzevi olabilirdi aslında. Ve onca baskı varken bunu yapıyor bakın. Çok ilginç bir şey. Yani örtündüğü için baskı görüyor, sokağa çıktığı için baskı görüyor. Nereye gitse hakarete uğruyordu oradan. Nereye gitse başörtülü olduğu için ilginç bakılıyor. Ve buna rağmen pes etmiyor. Ve tam tersine diyor ki ben böyle yapıyorsam, doğrusu buysa bunu herkese anlatmalıyım diyor. Bir şey soracağım size göre şimdi bu gerçekten psikolojik olarak üstün bir direnç gerektiren bir kesinlikle şey. Bakın hala modernist bir dille konuşuruz. Psikolojik direnç gerektiren filan. Buna basit büyüklerimiz belki işte iman kuvveti filan vardı derler ve esası bu da olabilir. Bence de ya. Evet. Bir teklif olarak ortaya sermek lazım. Kim hangisi uygunsa onu alsın ama yine de ilginç gelen hakikaten o dayanıklılığa ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü biraz da aslında dönemin diliyle,
dönemin elitlerinin, muktedirlerinin diliyle söyleyecek olursak, sana namaz kılma diyen yok. Tabii sana ki. Başını örtme diyen yok. Evet. Sen yaşayabilirsin istediğin gibi ama ortaya çıkmak ne demek? Ne demek? Evet. Bütün bunlara nasıl direnç gösteriyor veya neden yanlış olduğunu düşünmüyor? Bu kadar önünde engel varken o kime ulaştığını düşünüyor ya da kime ulaşabiliyor? Onun bir derdi vardı bildiğim kadarıyla, hep bir nesil yetiştirmek, iyi bir nesil yetiştirmek ve kendi yaşadığı sıkıntıları ve sancıları başkaları yaşamasını istiyordu. Örnek olmak ve verdiği örneği bir bilinmez, muğlak bir şey üzerinden değil, kendi üzerinden gösterme çabasındaydı. Yani giyimiyle, kuşamıyla, hani sıradan bir giyim kuşam tarzı da yoktu Şule ablanın. Yani son dönemlerine kadar 60'lı yıllarda tesettürle ilgili bir moda oluşturmuş bir hanımefendiden bahsediyoruz. Kendisi terziliği de var, hı hı. Çizimleri var, modelleri var, başörtüsü modeli var, pardüse modelleri var. Ve bu haliyle de çok insanları aslında nasıl İslam'a ısındırabilirim? Nasıl İslam'ı daha iyi anlatabilirim? Müslümanlığı nasıl daha iyi hale getirebilirim? Bunun derdine düşmüş. Ve söylediğiniz şey çok önemli. Yani çağın ve dönemin şartlarında bunu yapıyor olması onun aslında iman gücüyle bunu yaptığını gösteriyor. Çünkü başka bir güç yok yanında. Ailesi destek olarak, hı hı. Sevenleri, sevdikleri, eşleri ve dostları var. Bir açık mektup yazıyor Cumhurbaşkanı'na dönemin, Cevdet Sunay'a mesela. Evet. Ve o açık mektuptan dolayı yargılanıyor, hapse giriyor. Şimdi tam o söylediğiniz yere gelmek üzereydim. Sadece o mektup özelinde değil, geçtiğimiz hafta boyunca Şule Yüksel Şenler'le ilgili onun hayatında olmuş kişilerle temas kurup söyleşiler yaptıkça, yazılar hazırladıkça, genç kızlığını özellikle o yıllarda yaşamış olan insanlardan birkaçından şunu duyduğumu hatırlıyorum. Nasıl tanıştınız? Şule Yüksel'den nasıl haberdar oldunuz? İşte yaşım küçüktü. Kitap okudum. Kitabını gördüm. Huzur Sokağı romanını gördüm. Evet. Öncesinde yazılarını gördüm. Bir de gazetelerde onun hep hapse atıldığı ile ilgili haberleri görüyordum dediler. Ve bir cümle ilgimi çekmişti orada. Başını örttüğü için ve aynı zamanda genç kızları başörtülü olmaya teşvik etmesiydi suçu. Suçu, evet. Bu bir suç. Evet, maalesef 60'ların Türkiye'sinde suçtu. 80'lerde suçtu bu. Çok eski çok tarihe gitmeye gerek değil, yok. Tabii. 90'larda suçtu işte. 98-2000'li yıllar, 2010'a kadar, 2010'lu yıllar, 2007'li yıllar hepimizin yaşadığı o suç o dönemde ilk defa belki de suç olarak görüldü. Çünkü ilk defa Şule abla sayesinde başörtülü Müslüman bir kadın varlığını ortaya koydu. Belki o suç kelimesinin ortaya çıkmasına vesile oldu belki de. Ama inanılmaz müthiş bir iş yaptı. Bir cephe açtı aslında, bir cephe orada açtı, tanımlayarak. Evet. Yani sonuçta ben de varım dedi. Bu toplumun içinde ben de varım ve benim bir kimliğim var. Ben bir kadın olarak kendi kimliğimle var olmak istiyorum dedi. Ve bunun mücadelesini verdi. Bunun mücadelesini verirken karşısında neler, kimler vardı veya nasıl köşeye sıkıştırılmak istendi? Mücadele dediğimize göre demek, hı hı. ki rahatça yürünen bir yoldan bahsetmiyoruz. Nasıl engellemelerle karşılaştı acaba? İşte az önce söyledim. Yazdığı bir açık mektuptan dolayı dönemin Cumhurbaşkanı bile onun hakkında dava açıyor ve yargılanıyor. Pek çok kadın örgütleri kendisiyle ilgili bir konferans vermek için gittiği şehirde hani onu karşılayan coşkulu bir kalabalık var ama aynı zamanda onu protesto etmek için sokağa dökülen hem kadın örgütleri var hem de sol cenahın gençleri de var. Bir hayatında okuduğumda bu gençler onu protesto etmek için toplanıyorlar. İnatla diyor ki arka kapıdan girmeyeceğim salona diyor. Ön kapısı neresiyse o kalabalığın içinden gireceğim diyor. Efendim olmaz diyorlar ya, işte şöyle olur mu? Hayır diyor ya, ben yanlış bir şey yapmıyorum ki. Ben doğru bir iş yapacağım ve buraya ön kapıdan gireceğim diyor. O kalabalığın arasından girerken bağıran çağıran bazı gençleri ikna ediyor ve onu büyük bir hevesle işte mecburen dinliyorlar. Çünkü hoparlörle dışarı bağlanıyor sesler. Sadece salonun içine değil dışarıya da duyulması sağlanıyor. Tabii dönemin cesur insanları varmış. O hoparlörler bağlanarak dışarıya sesler veriliyor. Hı hı. Polis de, jandarması da, işte hükümeti de işte o hoparlörleri keseceksiniz, kimse duymayacak bunu denilmesine rağmen yine cesur insanlar varmış tabii ki. Ve onun konuşmasını dinleyen, girerken ona protesto gösteren o gençlerin hepsinin konuşmasının sonunda onu alkışladıklarını anlatıyor. Bu inanılmaz bir şey. Tepki gösterenler de. Evet.
Ve şunun da altını çizmemiz lazım. Şule Hanım, evet, yazısı çok kuvvetli, kalemi çok kuvvetli ama hitabeti de çok kuvvetli bir hanımmış. Ve ikna yeteneği de çok müthişmiş. Kendisiyle bizzat oturan, sohbet eden ve dinleyen herkesin söylediği şey bu. Konferanslarında mesela Konya'ya gittiğinde benim annem de Konya'da bir genç kızmış. Ve o dönemin başörtüsü gereği diyor, böyle eşarbımızı yarım bağlardık, önden saçlarımız görünürdü diyor. Sonra gittik, Şule Hanım'ı dinledik diyor, bize işin doğrusunu anlattı diyor. Hepimiz diyor konferanstan çıkarken başörtülerimizi düzelttik diyor. Önüne çektik önünü ve saçımızı kapattık, düzgün bir şekilde başörtülü olarak o salondan çıktık ve bir daha asla da değiştirmedik diyor. Yani Şule ablanın o kalpten ve iman gücüyle verdiği o konferanslar bence karşı tarafta müthiş bir tesir yaratıyor. O zaman hem esastan hem usulden doğru bir şey takip edilmiş diye, evet, bir sonuç çıkıyor. Evet, doğru diyorsunuz. Evet. Yani söylenen de doğru, hakikat ama söyleyenin de usulü bu herhalde. Evet, evet. Etkileyici oluyor. Kesinlikle. Ve onun sonuçlarını da sadece bir ile gidip protesto olmasına rağmen engellenememiş mesela. Pek çok ilden bir konferans üzerine talepler geliyor. Ne olur bize de gelin, ne olur bize de gelin. Gittiği bir şehre tekrar gitmek, köylere gitmek, ilçelere, ilçelere değil köylere bile gitmeyi kabul etmiş ve dolaşmış. Ya belki şunu diyebilirdi ya, yani hani çok zor, köylere gitmeyelim. O kadar gitmeyelim da değil, hani çok özür dilerim, evet, hani espri konusu yapıldığı için söyleyeceğim bunu. Yazdık o kadar, yazdığımızı alın okuyun da denilebilirdi. Ve şartlar zor, bakın yollar kötü, evet. Türkiye'nin 60'lı yıllarını düşünün, araç bulmak zor bir şey. Bir şehirden bir öbür şehre gitmek. Yani siz orada bekleyenler olduğu gibi engellemeye çalışanlar da var. Şüphesiz. Evet. Ama demek ki niyetiniz halis olunca Allah bir şekilde yolunuzu açıyor ve yardım ediyor. Ve onun da bu gücüne güç katan, onun sesini daha da güçlendiren o iman gücü sayesinde inanılmaz bir çığır açmış bir hanımefendi. Ve açtığı çığırı bakın biz daha kapatmadık, devam ettiriyoruz. Bu güzel bir şey bence ve devam ettirilmesi gerekir. Şimdi siz beni jenerikte tanıtırken Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın mütevelli heyet başkanı diye tanıttınız. Burada şunu özellikle vurgulamak gerekir. 60'lı yılların Türkiye'sinde dönemin Cumhurbaşkanı kendisine yazılan bir açık mektuptan dolayı Şule Hanım'ı yazılarından dolayı hapse gönderiyor. Hı hı. 8 ayda hapis yatıyor, bunu atlamayalım. Evet. O dönemin Türkiye'sinin şartlarında. Hatta Cevdet Sunay af çıkarıyor. Özel olarak kendisine 2 ay sonrasında çıkabilirsin deniliyor. Af çıktı senin hakkında. Şule Hanım o kadar bir duruşu var ki onun. Diyor ki ben bunu asla kabul etmiyorum. Bana bu ceza kesildiyse o Cumhurbaşkanı'nın affını da kabul etmiyorum. Yatacağım diyor ve 8 ayını tamamlayarak çıkıyor. Şuraya geleceğim. Şu anın Türkiye'sinde vefat ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın kabri başında daha ilk söylediği şey bir vakıf kuralım. Bir vakıf kurulsun. Şule Hanım'ın nezaketi, hanımefendiliği, sanatı, edebiyatı, verdiği mücadelesi, hayatı bu vakıf ile birlikte yaşatılsın. 60'ların Türkiye'sinden bugünün Türkiye'sine geldiğimizde aradaki farkı ve dönüşümü görüyoruz. Bu farkın ve dönüşümün başlamasında, kıvılcımın başlamasında, o kıvılcımın alev haline gelmesinde ve bugüne kadar da devam ettirilmesinde Şule Hanım'ın çok büyük bir rolü ve katkısı var. İçinden geçtiğimiz zamanda tabii hayat devam ediyor. Çeşitli tartışmalarıyla birlikte devam ediyor. O tartışmalara kendi hayatıyla verilebilecek güzel bir cevap olarak duruyor aslında Şule Yüksel, evet, Şenler hala. Toplumdaki değiştirici, dönüştürücü, olumlu etkisinin ne olabileceğini kadının ve, evet, bir Müslüman kadın temsilinin ve şahsının ne olacağını gösteriyor. Vakfa geleceğiz ama şunu ekleyebiliriz. Kavga etmeden, kimseye zarar vermeden, kötü söz söylemeden, İyilikle ve güzellikle nelerin başarılabileceğinin bir göstergesi bence Şule abla. Tamam, bu başlık olsun. Tamam. Bu ara başlık olsun. Çünkü soracağım şey şuydu aynı zamanda size. Onu engellemeye çalışanlar var. Niye engellediklerini az çok biliyoruz. Peki onda ne buluyorlardı genç kızlar? Nasıl bir model vardı karşılarında? Yani koştukları şey neydi? Evet, Müslüman kadın kimliği olarak söylediğimiz genel bir çerçeve. Hı hı. Az önce söylediğiniz çok çeşitli enstrümanlar vardı onun içinde.
okur yazarlıktan ilmiye sınıfına girmeye, sanatla alakadar olmaya, üst baş özenine bir sürü şey eklenebilir evet. belki oraya. Onları birazcık deşmemiz gerekirse, azıcık teşrih masasına yatırıp da şöyle bir Hekim Hanım'la açarsak eğer ne çıkacak orada karşımıza? Niçin bu kadar sevildi? Sözünün tesirinin üslubundan kaynaklandığını biliyoruz diye söyledik ama ne anlatıyordu yine de ve nasıl söylüyordu? Niçin bu kadar tesirli oldu? Bu birinci aşaması, devamında da şu gelecek. Bizim belki bizden önceki kuşaklar için 60'lı 70'li yıllar çok tesirinde kaldı dedik. Ama bizler de tanıyoruz onu. Evet. Ve hayattayken bulmaya, ulaşmaya gayret ettiğimiz isimlerden bir tanesiydi. Bizim gözümüzde ve hayatımızda önemini koruyan unsurları neydi de devamında konuşuruz. Ama öncelikle o ilk tesir ettiği gruptan konuşalım. Yani bildiğim kadarıyla mesela az önce kendi annemden örnek gösterdim. Bir, insanların doğruya ve İslamiyet'in temelinde ve özünde ne olduğunu öğrenmeye bir ihtiyacı varmış. Çünkü baskılanmış bir dönemin Türkiye'sinden bahsediyoruz. Çok fazla kitap ve kaynak da yok. Hele hele kadınla ilgili kitabın ve kaynağın olmadığı, çok az olduğu bir dönemden bahsediyoruz. İnsanlar aslında hem bilgiye susamış, kendini ve inancını daha da güçlendirmek için bir yol arayışının içerisindeymiş. Belki de o arayışı bulmasına vesile oldu insanların. Çünkü kendi de bir arayış içerisinden bu yöne döndüğü için nasıl değişti bu insan, ne oldu da değişti denildiğinde herkes dönmüş Şule ablaya bakmışlar. Ve ne olduğuna bakmışlar, sözlerine bakmışlar, ne anlatıyor ona bakmışlar. Kadının aslında bir meta olmadığını, kadını sadece fiziksel özellikleriyle değil, kendini geliştirdiği ve yetiştirdiği zaman dış görünüşüyle değil, yani tesettürüyle de var olabileceğini, gazeteci kimliğiyle bir kadın olarak çok güzel işler yapabileceğini göstermiş birisi. İşte sanat ve edebiyat yönüyle bunu göstermiş birisi. Bazı şeylerin gerçekleşebilmesi için illa kadınların o kalıplaşmış modern kadın dediğimiz tiplemesine girmemesi gerektiğini öğreten bir yönü vardı bence. Onun için insanlar, ya evet, tıpkı İmam Hatipler gibi düşünün. İmam Hatipler de ilk açıldığında Türkiye'de inanılmaz bir sevinçle karşılandı ve herkes çocuklarını oraya yazdırmak için ciddi bir çaba sarf etti. Sınavla girdik biz İmam Hatiplere. Evet. Çünkü şimdi de öyle, çok şükür. Demek ki bir bilgiye susamışlık var. O inancın temellerine karşı bir ihtiyaç vardı. Ve bu ihtiyacı çok iyi tespit etmişti Şule abla. Bu tespit üzerinden de yaptığı çalışmaları, konferansları, yazdıkları inanılmaz ilgi gördü. O ihtiyaca karşılık onun göstermiş olduğu çaba, emek ve yol herkes tarafından kabul gördü bence. Beni çok heyecanlandıran taraflardan bir tanesi, izninizle böyle araya giriyorum ama aslında tercihe zorlanan kadınların bir tercih yapmak mecburiyetinde olmadıklarını söyleyen kişi, evet, bir yönüyle. Yani doğru diyorsunuz. Ya dindar olacaksın, yahut okuyacaksın, yahut dünyada her ne ise talebin, çalışmak mıdır, kariyer yapmak mıdır, her ne ise, ilim alanında mı, sanat alanında mı, o yolda yürüyeceksin. O zaman fedakarlık etmen gerekiyor. Evet. İnancından, görüntünden, ibadetinden vesaire. Herhalde bu dayatmanın önündeki, bu tercihe mecbur değilsin diyen isim olması bakımından da bir rahatlatma aparatı. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ve açtığı o özgürlük kapısı aslında herkesin çok hoşuna gitti. Evet dedi, ben bu halimle de bu toplumun içerisinde var olabilirim dedirtti insanlara. Ve belki bunu bir erkek söyleseydi böyle olmazdı. Belki bunu bir baskı unsuru olarak bile o dönemin insanları kullanabilirlerdi. Kadın olarak bunu yapıyor olması aslında işin bence en püf noktalarından birisi. Biz de hep bundan dertli değil miyizdir? Yani benim yerime çıkıp bir erkeğin konuşmasını ben tercih etmiyorum. Benim bir meselem varsa, benim bir sorunum varsa, benim bunu anlatacak kapasitem ve yeteneğim var kardeşim. Ben bunu yapabilirim. Bunu söylüyoruz. Şule abla da o dönemde onu yaptı. Yani 60'lı yılların Türkiye'sinde, tamam, erkeklerin hakim olduğu bir camiada, hem bakın iş hayatında da öyle, gazetecilikte de öyle, hem de İslami camiada da öyle. Yani çok ciddi erkek bir hakimiyetinin iddia. Siz böyle anlattıkça düşünüyorum. Yani bugünden bunu konuşmak kolay. Evet. Ama o gün fiziken o dünyanın içine dalmak, evet, yani o ışığın altına geçmek gerçekten ciddi bir cesaret, cesaret, ciddi bir mesele. Evet. Ve işte kadınlar tarafından belki de bu kadar kolay kabul görmesi ve doğru olarak nitelendirilip
ilgi görmesinin en önemli sebebi kendi dertlerini ve sıkıntılarını anlatan bir hanımefendinin olması. Ve bu hanımefendinin de bir örnek, model olarak çok düzgün bir duruşunun olmasından kaynaklanıyordu. Farklı çevrelerle teması nasıldı? Gerçi daha çok onu konuşuyoruz ama o farklı çevrelerle teması da önemsediğim bir şey. Ben bir boşluktan hareketle bunu soruyorum ama başka reçeleri varsa lütfen siz de orayı açarsınız. Şu açıdan aslında Türkiye'deki modern kadın hareketinin önemli figürlerinden, sembollerinden bir tanesi. Gerçek anlamda modern kadın sembollerinden bir tanesi Şule Yüksel Şenler. Bununla birlikte ortaya çıkışında da devamındaki yıllarda da Türk kadın hareketinin kendini ana akım sayan kesimlerince kabul görmemiş değil, engellenmeye çalışılmış, belki tehlike olarak görülmüş biri. O çevrelerle alakası nasıldı ama genel anlamıyla da kendi varlığını gösterdiği çevrenin dışındaki yapılarla nasıldı? Bildiğim kadarıyla yani Şule Hanım çok gönlü de geniş, kapısı da herkese açık bir insandı. Yani özellikle onu dinlemeye, onunla sohbet etmeye gelen henüz tesettüre girmemiş hanımlar bile olsa. Çünkü kendi de vaktinde yani belki bunu çok söylememizden hoşlanmayacak ama hani mini eteğiyle ilk bu sohbet ortamlarına gidip bir kadın, İslami kadın kimliğinin ne olduğunu öğrendiği ortamlarda. Dolayısıyla insanın hallerine yabancı değil. Değil, öyle değil, evet. Değil ve kendisine de o vaziyette gelen insanların hepsine hem gönlünü açmış hem kapısını açmış. Hepsinin kendisini dinlemesinden çok müthiş memnun olmuş. Ve onlardaki değişimi gözlemlemiş aslında. Çünkü gelen, onu dinleyen, sohbet eden, onun yazılarını okuyan ve ondaki o ışığı gören, cevheri gören insanların ondan etkilendiğini gördükçe memnun olmuş ve daha da halkasını genişletmiş. Mesela hayatıyla ilgili araştırma yaptığımızda şeyi görüyorum. Huzur Sokağı'nı yazdığında ve insan bunu bölüm bölüm gazetede yayınlanmış ve insanlar her bölümünü çok büyük bir ilgiyle beklemişler. Ve şunu yazıyorlarmış. Mektupları var o zamanların. Yani şimdi biz bunları yapmıyoruz. Gazetelere okuyucu mektupları yazılıyor. O mektuplarla iletişim haline geçiyor yazarlar. Ve Şule ablaya artık çuval çuval mektuplar geliyormuş. Çok özür dilerim. Biz bütün enerjimizi sosyal medyada akıtıp bitirdiğimiz için sevdiğimiz bir yazara, kıymetli bir insana bir şey yazacak sabrı da göstermiyoruz. Ve fayda galiba. Değil mi? Evet, maalesef, maalesef. O yüzden gelen mektuplarda herkes şunu soruyormuş kendisine. Bu huzur sokağı nerede? Ben orada yaşamak istiyorum. Ne kadar güzel değil mi? Gerçekten. Yani kendi hayalindeki, idealindeki insanların oluşturduğu bir mahalle ortamı çiziyor. Orada da yine farklı iki dünyanın insanın nasıl birbirine kaynaşabildiğini ve doğruyu bulabildiklerini göstermiş. Ve herkes işte Şule ablanan, ya ben evlenmek istiyorum, bana ne olursun senin tavsiye ettiğin bir aileyi, bir kızı tanıştırır mısın? Yani ideal bir insanı, ideal bir aileyi, ideal bir sokağı, mahalleyi, ideal bir aslında ülkeyi amaçlamış bir insan. Sadece kendisi için değil derken onu kastediyorum aslında. Kendiyle başlamış, ailesi, çevresi, küçük sosyal çevresi, sonra bütün ülkeyi etkilemesi aslında onun gönlündeki hedeflerinin bu kadar büyük olduğunu gösteriyor ve okuyuculardan gelen mektuplarda bunu gösteriyor. Bize böyle bir yer bul ve biz orada yaşayalım. Şimdi hepimiz aynı şeyi söylüyoruz değil mi? Yani bu vesileyle okumayanlar varsa eğer Huzur Sokağı'nı bir kere daha okuyanlar da tekrarlamak lazım. Hepimizin hala öğreneceğimiz çok şey var. Tekrar o öze dönmemiz gerekiyor. O mahalle kültürüne, o Şule ablanın tasvir ettiği, farklı kültürlerde de olsak, farklı yaşam tarzlarında da, giyim tarzlarında da olsak, biz aynı mahallenin, aynı ailelerin çocuklarıyız. Ve bu aileler, bu çocuklar, bu ülkenin geleceği. Bu nesil bu ülkenin geleceği. Biz birbirimizle kavgayla, gürültüyle değil, birbirimizle hemhal olarak bu ülkeyi daha iyiye götürebiliriz'in aslında bir örneğini anlatmış ve göstermiş bize. O yüzden hala gerçekliği sürüyor diye düşünüyorum ben. Siz böyle söyleyince düşündüm. Bir eseri büyük yapan şey zaten aslında kendi çağından sonra da onu okutturan şey. Herhalde evet. Orada doğrunun, hakikatin ortaya çıktığı bir şeyleri söylüyor olmak. Yoksa vakti gelir geçerdi. Kesinlikle. Evet. Geride kalırdı. Ama öyle görünüyor ki hala Huzur Sokağı gitmek istediğimiz istikamet. İstikamet, evet. Birazcık öyle ütopyamızda evet. Hala idealimizde var olan bir tarafı var. İnşallah başarırız diye düşünüyorum. Yani hepimizin çok katlı binalarda, sitelerde oturduğumuzda
komşumuzdan, arkadaşımızdan, eşimizden, dostumuzdan bir haber değil. O eski mahalle kültürünü en azından yine içeride yapalım, içeride oluşturalım. Bunu yapabiliriz. Bu kadar zor bir şey değil. Şule abla bunu başardı bakın. O huzur sokağını aslında o özleyen insanlara onu bulmaları için bir yol açtı. Bunu yapabilecek kişi ben değilim dedi. Bunu yapacak olan sizlersiniz. Huzur sokağını siz oluşturacaksınız. Siz çevrenizi değiştireceksiniz. Siz o ortamı siz oluşturacaksınız diyerek her insana bir görev verdi aslında. Aslında bir kurtarıcı beklemeyin diyor. Evet. Hı-hı. Bu çok güzel ve çok önemli bir şey hakikaten. Çünkü genellikle bazen bizi tembelliğimiz böyle bir şeye iter. Birisi bizim adımıza dünyayı güzelleştirsin diye bekleriz. Başkaları bizim adımıza eziyet çeksin, çilesine katlansın diye bekleriz. Evet. Ama herhalde herkes kendi hayat yolculuğunun sınavından zaten mükellef. Evet. Dolayısıyla o huzur sokağının tuğlalarını da döşeyecek olan... Yine bizleriz. İnşa edecek olan evet bizleriz öyle görünüyor. Sizin biraz daha şahsileştirerek izninizle sormak istiyorum. Annenizden bahsettiniz mesela. Evet. Onunla ilk temas büyük ihtimalle zihninizde onun üzerinden gelişmiş olmuş. Ama sizin onunla tanışıklığınız zihninizde mesela Şule Yükselşenler ismi ilk defa nerede sinyal veriyor? Hangi yaşlarda ve ne ile? İşte ilk İmam Hatip çağlarındayız, daha işte ortaokul, lise, oradan annemden o tanışma ortamını duymasını ve eski fotoğraflara bakıyorum mesela. Diyorum ki fotoğrafların bazısında başörtüsü değişik, sonra değişmiş. İlk orada fark ettim. Anne dedim, yani bu değişim nasıl, yani burada fotoğrafın da eşarbın böyle, şimdi böyle. İşte orada onu anlattı. Sebebinin Konya'ya gelen Şule Hanım'ın konferansına gitmiş olmak ve konferanstan çıkarken de o tarzındaki değişiklik. Hı hı. İlk öyle başladım yani kendi hayatımda. Sonrasında işte mücadelemiz vesaire, ama hep 28 Şubat sürecindeki kendi örnek davranışları, kitapları, onları okumamız, duymamız ve birebir tanışmam, hani yüz yüze tanışmamız sağlık problemlerinden dolayı çok geçmiş dönemde değil aslında. Hı hı. Yakın döneme ait. Ama dediğim gibi yani siz eğer İnsanların hayatına dokunacak eserler ortaya koyuyorsanız, birebir tanışmasanız da, yüz yüze görmeseniz de ondaki o ruhu yakalamak mümkün olabiliyor. Size araya girip yine kendinize dönerek, çünkü yakınlık ile yüz yüze görüşmek doğrudan fiziksel temasla bir arada olmak demek değil hakikaten. Değil, evet. Çok iyi bildiğinizi tahmin ettiğim öğrencilik dönemlerimize geri döndüreceğim sizi. Bir kendi kanaatimden hareketle bir şey söyleyeceğim. Ben de İmam Hatip yıllarındayken öğretmenlerimizin geçmiş dönemlere, 70'li yıllara ait, 80'li yıllara ait kötü hatıralarını söyleyip işte bizim istediğimiz gibi örtünerek okumamıza izin verilmezdi demelerini ben hayretle karşılardım. Çünkü İmam Hatip öğrencisiydim ve istediğim gibi okuluma gidebiliyordum. Evet. Ama önümüzdeki 28 Şubat sürecinin gelmekte olduğunu idrak edecek bir yaşta da değildim. Değildim. Evet. Dolayısıyla onların bahsettiği kasvet bana göre milattan önce filandı. Çok eski falan geliyordu değil mi? Halbuki birkaç yıl sonra 28 Şubat dönemi geldi. Ben o çok eskimiştir, bir daha da asla dönmez dediğim şeyleri yaşamak mecburiyetinde kaldım. Neye uğradığımızı şaşırdık hakikaten. Ve elimizin altında, yani sanki tutunur gibi, bir dala tutunur gibi Şule Yüksel'in ve onun gibi insanların söyleşilerinin olduğu, kitap yazılarının olduğu kitapları taşıdığımı, sırf o gün bana yolda eşlik etsin diye taşıdığımı hatırlıyorum. Evet, kesinlikle. Yalnız bırakmasın diye. Evet, evet. Zaten işte o bağ kurdurtan o. Aynı sorunu, sıkıntıyı yaşıyorsunuz ve sıkıntı ve sorun aslında insanları daha güçlü hale getiriyor ve birleştiriyor. Ve bir farklı bir arayışın içerisine sokuyor sizi. Ben niye bunu yaşıyorum diye bakıyorsunuz. Her şey normalmiş, normal seyrinde gidiyormuş gibiyken aslında normal değildi, yine de biz farkında değildik belki. Öyle sıkıntılı bir hayatımız yok diye düşünürken bir anda her şey alt üst oldu, allak bullak oldu. Dönüp kendinize bakıyorsunuz. Ben mi bir şey yaptım da bunlar bana böyle davranıyorlar diye bir kendinizi sorguluyorsunuz. O dönemi geçirdik hepimiz. Evet. Hayır, ben her zamanki Leyla'yım dedim, yani değişen bir şeyim yok. Aynı okuluna giden, çalışan, başka bir şey de yapmayan aynı Leyla'yım. Dünden bugüne hiçbir şeyim değişmedi. Ama neden beni ben bunları yaşıyorum? Haline getiren ne? Bana bunları yaşatan sebep nedir diye sorguladığınız anda ilk bulduğunuz şeylerden biri Şule abla çıkıyor karşınıza. O da bunları yaşamış ve o da kendisine yapılanlara karşı dik durmuş bir insan. Demek ki bunu yaşayan tek ben değilim ve bu benim hatam değil. Bu aslında sistemin getirdiği bir insanları aslında öğütme mekanizmasının
devreye girdi, bir dönemmiş diye bir sürece giriyorsunuz. Bir destek sağlıyor mu insana? Tabii ne düşündürüyor? Kesinlikle yani. Bir, yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz. İkincisi, bunların biteceğini düşünüyorsunuz. Yani bunu yapanlar hiçbir zaman işte varlığını sürdürememiş. Bir şekilde kendi kurdukları sistem onları da tüketmiş aslında. Onu gördüm. Dedim ki uzun da sürse bu iş böyle devam etmeyecek. Bunun mücadelesini veren ta işte belki 50'lerde, 60'larda kendi hayatıyla bedelini ödemiş insanlar varsa bunlar bitecek. Hı hı. Size bir umut veriyor, size bir yol gösteriyor bunların hepsi. Şimdi biz moral motivasyonumuzu sadece fizik şartlara bağlamıyoruz ama geçen yıl veda ettik, helalleştik, evet. Yolcu ettik onu. Ardından son birkaç dakikamız içinde vakfa gelelim lütfen. Hı hı. Bundan sonraki nesillerde etkisi olmaya devam edecek mi, yoksa onlar bir fırsatı kaçırdık diye hayıflansınlar mı? İnşallah hayıflanmazlar diye düşünüyorum. Derdimiz, amacımız bu. Vakfımızın amacı da bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediğim gibi yani ilk söylediği şey bir vakıf kurulsun ve bu vakfın hedefi de amacı da Şule ablanın mirasını yaşatmak olsun. Bıraktığı miras çok kıymetli bir miras aslında. Az önce konuştuğumuz her şey onun bir mirası bizim için. Bunları devam ettirelim, yeni nesile anlatalım. Hep hani bugünümüz çok iyi, ileride de böyle olacağız diye rahata kavuşmayalım, rahat olmayalım. İleride farklı şekillerde sorunlar çıkabilir. Yani kadın dediğimizde şu anki Türkiye'de mesela konuşulan mevzular çok farklı yerlere gidebiliyor. Tamamen aileden koparılmış bir kadından bahsediyoruz mesela. Hı hı. İşte bununla mücadele edeceğiz. Önce ailenin ne olduğunu belki yeniden topluma anlatmak için, hepimizin aileye dört elle sarılmamız için yapmamız gereken çok ciddi çalışmalar var. Kadını tek başına alıp bir noktaya getirmek değil hedef. Şule ablanın da ben eserlerinde ve okuduğumuzda, kendinde dinlediğimde de hep aileye ne kadar önem verdiğini görüyorum. Ve kendisi de ailesine çok önem vermiş. Ailesi de onun için çok ciddi emekler ve çabalar sarf etmiş, fedakarlıklarda bulunmuş. Aile böyle bir şey demek. O yüzden vakfın temel hedefi sadece kadınlarımıza, kızlarımıza, genç kızlarımıza bir İslami bir model oluşturmak değil. Hedef erkeklerimizin de, gençlerimizin, yaşlısıyla, genciyle hiç fark etmez. Herkesin Şule ablanın bıraktığı mirasa sahip çıkması. Bunu bir kadın vakfı olarak kimse düşünmesin lütfen. Çünkü Şule abla sadece kadınlara hitap eden bir insan değildi. Bütün erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla herkese hitap eden bir hedefi vardı, amacı vardı. Edebi yönünü, sanatsal yönünü aktaralım ve anlatalım istiyoruz. Onun başlattığı o mücadelenin bitmediğini ve devam ettiğini ve bu mücadelede ne bedeller ödendiğini yeni nesillere de gösterelim istiyoruz. Ve hepsinden önemlisi onun adına konuşmak değil derdimiz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Öyle bir haddimiz olamaz. O çünkü yazmış, çizmiş, konferanslar vererek konuşulacak çok şey bırakmış bize. Onu konuşalım ve onu anlatalım istiyoruz. İnşallah Allah hayır eyler, mahcup eylemez. Tabii daha yeni kuruldu vakfımız. Biraz koronadan dolayı süreçler yavaş işledi. Hem kurulum aşaması ile ilgili hem kimler olabilir, ne olabilir, nasıl bir yapılanma yapabiliriz? Bunları uzun süreli çalıştığımız için biraz da korona girince araya süreç uzadı ama vakfımız kuruldu ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de Şule Hanım da çok ciddi bir özel bir bağı da var. Hı hı. Onu hiç bahsetmedik aslında. Ve vakfımızın onursal başkanı da Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin kendisi. Hı hı. Emine Hanım'ın da hayatında çok ciddi dokunuşları var Şule Hanım'ın. Onun da hayatına nasıl dokunduğunu, nasıl değiştirdiğini, nasıl tesettüre girdiğini ve elinden tutarak onunla İdealist Hanımlar Derneği denilen bir dernekleri var. Evet. Şimdi evet. O derneğin bir aslında mirasını üstlenmiş gibi oluyor bu vakıf. Yine o dönemde Şule ablayla Emine Hanım'la birlikte çalışan, o mücadeleye katılmış isimleri bulduk ve onları biz vakfımızın kurucusu olarak aldık. Ne kadar güzel. Ve Türkan Hanım var, Türkan Kumru yakın, evet. Arkadaşlarından. Fatma Hanım var ve inanılmaz bence güzel bir çalışma ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yeni bir zenginliğin sahibi olacakmışız gibi hissediyorum siz böyle anlattıkça. Ve gençler var yani yetiştireceğimiz, bizim onlardan yeni nesli öğreneceğimiz, yeni çağın bize sunduğu imkanları öğreneceğimiz ve Şule ablayı da bu imkanlarla anlatabileceğimiz genç arkadaşlarımız var. İnşallah bu hedefimize ulaşırız diye düşünüyorum.
Öyle umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde bahsetmiş olduğunuz üzere hayata birazcık mola verdirdi, ister istemez yavaşlattı evet. pandemi süreci. Ama hayırlısıyla geride bırakacağımız günlerde onun o gündemin yerine gelecek olan daha güzel başlıklarla tekrar buluşacağız. Ve İnşallah. Hızlanmış olan çalışmaları sizden dinlemeye devam edeceğiz. İnşallah. Çünkü hayatın gailesi bitmiyor bir kere. Öyle. Evet. Muhakkak o şekil değiştirerek tekrar tekrar karşımıza çıktıkça herhalde Şule Yüksel'in kızları, kız kardeşleri de mücadeleye devam edecekler. İnşallah. Öyle görünüyor. İnşallah, evet. Çok, ve o mücadelenin sadece bizim omuzumuzda olmadığını hatırlatmak istiyorum. Kendini bu noktada bir görevli gören herkese vakfımızın kapısı açık. İnşallah açılışını yapmayı önümüzdeki süreci de hızlandırmaya çalışıyoruz. Bir mekanı düzeltip Şule ablaya yakışır bir hem müzesini yapalım istiyoruz hem kütüphane yapalım. Yani klasik bir vakıfçılık mantığı gibi ama içinde mutlaka müzesi olsun ve kütüphanesi olsun. Gençler geldiği zaman orada keyifli vakit geçirsinler ama aynı zamanda da etkilensinler istiyoruz. O yüzden bir müze çalışması da var. Müzeyi de inşallah hani sadece Şule ablanın hayatında anlatıldığı bir biyografi müzesi gibi de değil, daha geniş anlamda kadının, tesettürün, örtünün, mücadelenin nasıl yapıldığı, nasıl verildiği, dönem dönem anlatıldığı, tarihsel bir geçişle birlikte